Piyasada geçtiğimiz aylarda 600 ila 700 lira olan çuval şekerin fiyatı son yapılan %67'lik zamla birlikte 1800 lira ile 2000 liraya kadar yükseldi. Bu da vatandaşın mutfağına yansıdığı gibi tatlıcılar da zamlardan nasiplerini aldılar. Şekere gelen zamla birlikte vatandaşların eskisi gibi tatlıya rağbeti olup olmadığını Dojede isim yapmış ünlü tatlıcılara sorduk. Bir şekilde fiyatları minimumda tutmaya çalışıyoruz ama tabii iş bazen ham madde fiyatlarından dolayı bizim gücümüzün üzerine çıkıyor. Biz de yansıtıyoruz yani ama daha ham maddelere gelen zamların yarısına yakınını yansıtamadık. Yani biz tam anlamıyla yansıtmaya kalksak insanlarımızın %80-85'i bir daha tatlı yiyemeyecek duruma gelecek yani. Bir ay önce mesela 140 liraydı, şu anda 180 lira bu. Olması gereken rakam 280-300 lira arası ham madde zamlarına göre. Ama biz tabii kendimiz üretiyoruz. Kaliteli baklava hiçbir zaman ucuz alınamaz. Bu birinci kural. Zaten damak tadı, daha sonra mide, müşterilerimiz biliyor bunu. Katkı maddeleri falan katan yerler de var ömrünü uzatmak için. Ama her şeyden önce fiyatına dikkat etsinler. Şimdi gelen zamlardan mutlaka bizler de %100 etkilendik. Bunları fiyatlara pek yansıtmadık. Yansıttık ama cüzü bir miktarda bizi kurtaracak bir şekilde yansıttık. Eskiden 4 kişilik bir aile gelip bir büyük tepsiye etken şimdi yarım tepsiye düştü. Hem bunun maddi olarak miktarları düştü hem de insanların bundan pek haz edemediği görüldü. Ama elimizden geldiği kadar yine minimum fiyatlarda tutup düz halkımıza gereken hizmeti vermek niyetindeyiz. Eskisi gibi ağzının tadıyla açıkçası baklava yiyemiyor vatandaşımız. Çünkü neden diyeceksiniz? Bu sürekli maliyetlerin artışından dolayı, ham madde girdilerin fiyatlarındaki oynaklıktan dolayı vatandaş her geldiğinde farklı fiyatla karşılaşmak zorunda kalabiliyor. Bu yalnızca baklavada değil, birçok üründe de zaman zaman dillendiriliyor. İki ay öncesine kadar biz şekerin çuvalını 700 lira civarında alabiliyorduk. 650-700 lira civarında alabiliyorduk. Bugün bakıyoruz, Türk Şeker diye devletimizin açıklamış olduğu bir şeker markası var. Bunun fiyatını hepimiz biliyoruz zaten. Ama piyasada bazı firmalarda biz bunları 1800-2000 liraya kadar çıktığını görüyoruz fiyatlarını. Dolayısıyla bu da bizi bayağı bir zorluyor. Bizim gibi tatlıcı sektörünü bayağı bir zorluyor. Vatandaşlarımız şunu bir kere iyi anlamalarını rica ederim ben. Herkes istediği yerden ürün almakta tabii ki serbesttir. Bütçesine göre hareket etmek zorunda. Ama bahsettiğimiz konu iyi bir baklavaysa, iyi bir baklava bugün 180 TL, 200 TL bandını aşağıya çıkmıyor. Bunun da sebebi şudur. Boziç dediğimiz Antep fıstığı, şu görmüş olduğunuz yeşil fıstığın kilosu 400 TL'ye geliyor. Şekerin çuvalı zaten bugün belli. Kilogramın ne kadara geldiği belli. Bunun yanında işçilik ve diğer maliyetleri de eklediğimizde ortaya çıkan fiyat bu oluyor. Ya şu anda bendeki baklava Düzce'de 160 liradan başlıyor bende fıstıklı baklavanın.